Değerli arkadaşlarım ve bizleri dikkatle dinleyen sevgili vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımını, buhranını yaşıyor. Bir daha ifade edeyim. Abarttığımı hiç kimse sanmasın. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşıyor. Bu buhran yönetim buhranıdır. Bu buhran demokrasi buhranıdır. Bu buhran ekonomi buhranıdır. Bu buhran toplumsal ve kişisel sağlığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi derinden dinamitleyen bir buhrandır. Sevgili yol arkadaşlarım, hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bir daha söylüyorum. Bu kadar ağır bir buhranın içinden geçiyorsak, hiçbir vatanseverin, özellikle de hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Biz birlikte inançla, kararlılıkla, azimle Türkiye'yi bu krizden, bu buhrandan çekip çıkaracağız. Adalet yürüyüşünü hiç kimse unutmasın. Adalet yürüyüşünün son gününde Maltepe'de, bu bir son değil, bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Bu bir son değil, bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte, bir daha söylüyorum, o duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız. Sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer vatandaşlarım, ikinci yüzyıla çağrı ve annamesini hazırladık. Az önce genel başkanlarımız sizlere hitap ederken bir dönüşümden, bir değişimden, projeden, ilkelerden söz ettiler. Evet, birinci yüzyılı madem ki bitirdik, madem ki birinci yüzyılın içindeyiz, ikinci yüzyıla bir çağrı beyannamesi hazırlamak zorundayız. İkinci yüzyıla hazırlanmak zorundayız. Millet olarak hazırlanmak zorundayız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi adını verdiğimiz çözüm önerilerimizi sunmadan önce, değerli delegelerimize sunmadan önce Türkiye'nin önündeki 5 temel sorundan kısaca söz etmek isterim. Neden buhran diyoruz? Neden çözüm beyannamesi? Neden ikinci yüzyıla hazırlık? İçinde yaşadığımız 5 temel sorun elimizi kolumuzu adeta bağlıyor. Buradan çıkacağız. Birinci sorunumuz demokrasi sorunu. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Üzülerek ifade ediyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinde yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalan bir sözcük haline gelmiştir. Öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor. İlliyet bağına bakınız lütfen. Bir daha ifade edeyim illiyet bayanı. Saray ne diyorsa yargı aynısını yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa saray aynısını yapıyor. Örneğin saray talimat veriyor. Osman Kavala içeride kalacak. Yargı gereğini yapıyor. Örneğin Selahattin Demirtaş içeride kalacak. Hapse atacaksınız. Beraat mi? Boş verin onu. Üst mahkeme, alt mahkeme. Boş verin onu. İçeride kalacak. Gereği yapılıyor. İçeride kalıyor. Cezaevlerinde onlarca gazeteci var.
Buradan cezaevinde olup kalemini satmayan, özgürce gazetecilik yapan bütün gazetecilere selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Saray talimat veriyor, yargı gereğini yapıyor. Ama egemen güçler talimat verince saray da onların gereğini yapıyor. Örnek, unutuyoruz. Çok sık unutuyoruz. Unutmayacağız, asla unutmayacağız. Trump saraya talimat verdi. Rahip Brunson'ı derhal serbest bıraktılar. Mahkeme falan hepsi hikaye. Egemen güçlerin talimatıyla, içeride de sarayın talimatıyla yargı gereğini yapıyor. Saray talimat veriyor, özgür medya ve sosyal medya susturuluyor. Ayrıca 20 Temmuz sivil darbe sürecinde, o süreci yaşıyoruz şu anda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kısıtlatmıştır. Denge ve denetleme mekanizmaları adeta felç edilmiştir. Meclisin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. İkinci sorunumuz ekonomi. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Mutfağınızda yangın var mı? Var. Sizin veya komşunuzun veya akrabanızın veya bir dostunuzun çocukları işsizse 18 yıldır Türkiye'yi bu noktaya getirenleri sorgulamak zorundasınız. Demokrasi istiyorsanız, hak istiyorsanız, hukuk istiyorsanız sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Diyeceksiniz ki nasıl tehlike altında? Her gün güzel hikayeler anlatıyorlar. Şu rakamları her bir delege arkadaşımın ezberlemesini istiyorum. Her bir delege arkadaşımın. Her bir delege arkadaşımın burada yapılan konuşmalarda verilen rakamları her yere, en ücra köşeye ulaştırması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman savaş meydanlarında kuruldu. Lozan'da tapu senedimizi aldık. Hiç kimsenin önünde diz çökmedik. Duyun umumiye vardı. Osmanlı'nın gerilerine egemenler el koymuştu. Duyun umumiye, yani genel borçlar idaresi demek bugünün diliyle. Cumhuriyeti kuranlar 1923-2002. Tam 79 yıl. Tam 79 yılda 57 hükümet kuruldu. 79 yılda 57 hükümet Türkiye'ye hizmet etti. Bu süre içinde, yani 79 yıl içinde 714 milyar dolarlık bir kaynak kullanıldı. 714 milyar dolar 57 hükümet 1923'ten 2002'ye kadar para harcadılar. Bunlarla ne mi yapıldı? Sümer banklar yapıldı. Eti banklar yapıldı. Petkimler yapıldı. Tüpraşlar yapıldı. Telekom yapıldı. Demir çelik fabrikaları yapıldı. Kırıkkale'de entegre silah sanayi kuruldu. Şeker fabrikaları yapıldı. Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı. Kore'ye asker gönderdik. 1929 dünya ekonomik buhranı içinde de onurlu durmasını bildiler bunlar. Büyük depremler ve felaketler yaşandı. Harcadıkları para 714 milyar dolar. Şimdi 2003-2020. 18 yıl. 2003-2020. 18 yılda harcanan para. Yani bu iktidarların, yani AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar? 714 milyar dolar değil. 2 trilyon 400 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. 79 yılda 714 milyar dolar 57 hükümet harcadı ama bunlar son 18 yılda 2 trilyon
400 milyar dolar para harcadılar. Karakaya barajı mı yaptılar? Keban barajı mı yaptılar? Petkim mi yaptılar, yeni bir Petkim? Yeni bir Telekom mu? Neler yaptılar? Bu rakamlara efendim havaalanı yaptık, şehir hastanesi, bunlar dahil değil. Niçin? Bunların bedelini bizim torunlar ödeyecek. Çocuklar ödeyecek bunların bedelini. Bunlar için harcanan bir para yok devletten. Dolayısıyla 79 yılda bizim yaptıklarımızı, bütün hükümetlerin yaptığını sattılar. Fabrikaları sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. En önemli tesisleri sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Topraklarımızı sattılar. Vatan toprağını sattılar. 250 bin dolara istediğiniz yerden istediğiniz daireyi alabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunu özellikle bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma ifade etmek istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. 18 yıl bir devlet gelecek, bir yönetim gelecek. Devleti yönetecek 18 yıl. Ve 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcanacak. Bu paranın nereye gittiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse bilmeyecek. Zaten vatandaş bilmiyor. Ondan sonra kalkacaksınız, bana ekonomiden söz edeceksiniz. Sorması lazım vatandaş. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadın da bu işsizlik ne arkadaş? Bu yoksulluk ne? Bu sefalet ne? Lale devrini yaşayanlarla sokaktaki vatandaşın hayatı farklıdır. Lale devrini yaşayanların hiçbir sorunu yoktur. Sokaktaki vatandaş dert küpüdür. Bunu herkesin bilmesini isterim. Bu bir tiyatro. Daha önceden kurgulanmış, başkanı bizlere bile sorulmadan, en küçük ilçede bile en ciddiyetsiz bir alternatif aday varsa nezaketen divan başkanı üzerinde bilgi verilir. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sizin iradenize tecavüz ederek seçtik diyor arkadaşlar. Kadın olması hiçbir şeyi değiştirmez. 34 yılında 18 milletvekilimiz vardı kadın. 100. yılı bitiriyoruz. Hala 18 milletvekili var. Buradan konuşunca da 13 maddeden birisi sözde kadınların temsiliymiş. Gerekçe olarak ne gösteriliyor? Siyasi partiler yasası. Ya biz milletvekillerinde tüzüğümüzde var olan %33'lük kadın kontenjanını, kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkmışız, gelecekte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ön seçimi kaldırdık, ön seçimi. Neymiş, milletvekillerini halk seçecekmiş, millet seçecekmiş. Siyasi partiler yasası genel başkanı bile halkın seçmesi için engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Genellikle ben bağırarak konuşmam. Çünkü bağırmaya değil, anlaşmaya, etkileşimli konuşmaya ihtiyaç var. Ama burayı böyle görünce öfkelendim, kusura bakmayın. Bana genellikle sekter derler, marjinal derler, ütopik konuşuyor derler, anlaşılmaz konuşuyor derler. Ama ben size birkaç marjinal şey anlatayım. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal İslamcıyı, Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinal? Buna karşı çıkmak mı marjinal? Biz karşı çıktık. İmza vermeyen 20 milletvekilinden birisi benim. Yeri gelince biz marjinal oluyoruz. Peki. Dokunulmazlık meselesi. Rejim değişiminde en önemli kavşaktır. Bizim milletvekillerimizle vuracağı çok açıktı. Tabanımız karşıydı. Sizler karşıydınız. Milletvekilleri karşıydı. Parti meclisi karşıydı. Nasıl alındıysa 14 milletvekili, robot 14 milletvekili utanç kaynağıdır. Türkiye'nin rejim değişiminin müsebbipleridir. Bunlar dokunulmazlığa evet diyerek
Türkiye'nin bugünkü rejim değişikliğinin müsebbibi oldular. Genel başkana sorarsak Ekmelettin İhsanoğlu bugün olsa aynı kararı veririm, dokunulmazlık olsa aynı kararı veririm diyor. Bu mu marjinallik, dokunulmazlığın karşısına çıkmak mı marjinallik? Hangisi normal? Tüzük kurultayı yaptık. Tüzük kurultayında dokunulmazlık kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı hatırlıyor musunuz? Divan başkanı çok iyi hatırlar. Oldu bittiye getirildi. 300 delege yokken kabul edenler etmeyenler denilerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin divan başkanına ana avrat küfredilerek bir kurultay bitirdik biz. Bu mu marjinallik? Biz orada demokratik tüzük çıkarmak için çabalamamız mı marjinallik? O tüzüğümüzde bizim cinsiyetlerin eşit seçimi vardı arkadaşlar. O tüzükte genel merkezin kontenjanını sınırlamak vardı. Genel başkanı seçmenin seçmesi vardı. Hangisi marjinallik? Konuşunca her şeyi konuşuyoruz burada. İlk kongrelerinde tek aday dayatılmadı mı? Ben bir rüya mı gördüm? Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? İlk kongrelerinde tek adaylı kongreler, blok listeler, üstelik çoğu da konuşunca sol şampiyon, demokrasi şampiyonu olan arkadaşlarımız. Hiç mi utanmadılar? Ankara Kongresi'nde divan başkanlığını yapan partimizin, hepimizin sakındığı eski genel başkanımız hiç mi utanmadı? İstanbul Kongresi sizi utandırmadı mı? İzmir Kongresi, Adana Kongresi, Mersin Kongresi. Böyle bir oluşan delegeyle biz burada demokrasiyi mi kuracağız? Bu bakış açısı nasıl demokrasi getirecek bize? Savaş tezkereleri arkadaşlar. Tam burada çok öfkelendim ben. Savaş tezkerelerine evet dedik. Hiçbir savaş tezkeresine evet demedim ben. Sahte bir yerlilik ve millilik anlayışıyla Orta Doğu halklarının gözyaşına boğulmasına partimizin resmi görüşü şimdi burayı terk edenler evet dediler. Milli olacağız ya. Başka bir şey daha. En büyük derdimiz sahte sol arkadaşlar. Burada sahneye çıkan herkes Atatürk diyor, deniz gezmiş diyor. Deniz gezmiş Orta Doğu halklarını için, mazlum Filistin halkı için Filistin'e çatışmaya gittiğini hepimiz biliyoruz. Ama bu divanda bir arkadaşımız Afrin'e atılan bombaların üzerine ismini atarak imzasını attı. O azda çıkıp deniz gezmişi savundu. Burada telaffuz etti. Peki Kürt halkı bize ittifakta nasıl oy verecek? Afrin meselesindeki tutumumuzdan dolayı ittifak ittifak diyoruz. Genel başkanın saydığı maddeler içerisinde ekonomiyi Millet Partisi'ndeki ya da yeni oluşacak demokrasi ittifakıyla yapacağımızı söyledi. Şu andaki ekonomiyi batıran Ali Babacan'la mı yapacağız bunu arkadaşlar? Türkiye'deki kamu varlıklarını yok eden, uluslararası şirketlere haraç mezat satan bir adam bizim ekonomimizi mi kurtaracak? Bir başlıkta dış politikaydı. Peki Türkiye'nin yaşadığı şu andaki dış politika yıkımını sorumlusu kim? Stratejik derinliğin sorumlusu kim? Babacan, yeni ittifak ortağımız. Davutoğlu, yeni ittifak ortağımız. Bunlarla mı Türkiye'yi 200. yüzyıla götüreceğiz? Orta çağa gittik. Dün orta çağa gittik. Laikliğin cenaze namazı kırıldı. Dün Ayasofya'da da yaşanan Cumhuriyet hukukunun ve laikliğin cenaze namazıydı. Hepimiz arazi olduk. Hepimiz arazi olduk. Cumhuriyet hukukunu bile savunamadık. Herkes Atatürk diyor ağzını açan. Atatürk'e dün lanet okuldu. En üst düzeyden lanet okuldu. Peki iktidara gidiyoruz. Güzel. Sayın Genel Başkan mükemmel bir AKP yıkım portresi çizdi. İşimi çok kolaylaştırdı. Onları söylemeyeceğim. Peki bu 18 yıldır biz neredeydik? Biz muhalefetteydik. Bu politikalar takip edildiği halde AKP'nin hangi hamlesine engel olduk arkadaşlar? Kaz dağlarının yağmalanmasına mı engel olduk?
Kadın cinayetlerine mi engel olduk? Tank palet fabrikasıyla yatıp kalkıyoruz. Tank palet fabrikasına mı engel olduk? Sayın Cihaner, toplar mısınız? Toplayacağım. Tam 10 dakika Sayın oldu. Teşekkür ederim. Toplayacağım. Burası bir iktidar perspektifi ortaya koyacak konuşma. Ben de toplayacağım. Biraz lütfen müsaade rica ediyorum. Son bir dakika, buyurun. İşsizlik şu anda dünyadaki en büyük sorun. Türkiye'de dünyadaki sorunlardan daha büyük bir nitelik arz ediyor. Bununla ilgili ne yapabildik? Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin kaldırılmasına mı engel olduk? Yoksa yüzlerce siyasi tutsağın haksız, hukuksuz yere cezaevinde tutulmasına mı engel olduk? Baro yasası çıktı, baro yasası arkadaşlar. İki gün mecliste geciktirdik diye biz muhalefet yaptık zannediyoruz. Güzel bir program çıkardık ortaya. Genel Başkan 13 maddeyle saydı. Peki biz bunu nasıl gerçekleştirecek? Hangi politikayla gerçekleştireceğiz? Anayasa Mahkemesi'ne giderek, tweet atarak, salı toplantılarında bağırarak, meclis kürsüsünde AKP'lilere kapak yaparak. Bugüne kadar hangi politikasına engel olduk AKP'nin? Bu tarzı izleyerek hiçbir politikasına engel olamadık. Ama beni asıl öfkelendiren şu oldu. Kurultay sürecinde imza toplarken öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sızlanmam, yakınmam, ben mücadele ederim. Geçmişim de bununla doludur. Tek başıma kalsam bile mücadele ederim. Bu mücadeleyi de daha büyüteceğiz sizlerin desteğiyle. Kadınlarımızın, gençlerimizin desteğiyle. Ama bu imza toplamasında beni en çok rahatsız eden sizler adına imza toplanma sürecindeki sizlerin üzerinizdeki baskı. Siz imzayı kime verdiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Ekmelettin'e verdiniz imzayı. Dokunulmazlıklara verdiniz. Savaş tezkeresine verdiniz. Bundan sonra bu politikaların sorumlularında artık sizin de payınız var. Geleceğin sorumluluğu sizin omuzlarınızda. Burada vereceğiniz kararla bu gidişatın daha derinleşmesine mi karar vereceksiniz? Yoksa sahiden potansiyelimizi kullanarak iktidarı mı elde edeceğiz, ona karar vereceksiniz. Gerçekten bu büyük tarihsel sorumluluk. İmza meselesi şu arkadaşlar. Sayın Cihaner, evet. 15 dakika evet oldu. Evet. Toplarsanız. Tamam, kapatıyorum. İmza meselesi teşekkür şu. Teşekkür ediyorum. İmza meselesi şu arkadaşlar. Hepinizden imza alındı. Hangi koşullarda alındığını biliyorum. Yüzün üzerinde imzayla son iki güne girdik ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. Ellerinde imzası olmayan arkadaşlarımız üzerinde belediye başkanlarının o arkadaşlarımızın aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük. Mesajlar burada. O belediye başkanlarını da biliyorum. O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bugün de ise yarın bir insanı, bir yoldaşını nasıl işiyle aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır. AKP'nin yapmadığı bir alçaklıktır. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Şu anda genel başkan 80 imzayla önerilecek. Sizin imzalarınız ne oldu arkadaşlar? Sayın 80 il başkanının imzasıyla Mardin ayrı bir fecaat. Türkiye tarihinde ilk kez bir il kurultayda temsilsiz kalıyor arkadaşlar. Niye temsilsiz kalıyor Mardin? Niye oraya bir atama yapılmadı? İtiraz edenlerin düşmanlaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Olağanüstü kurultayda imza veren insanlar düşmanlaştırıldı. Yoldaşlık bu mu? Temel Karamoğluoğlu'na imza verilirken desteklenen, Perinçek için imza verilirken desteklenen sizler bir yoldaşınıza imza verilirken çok özür diliyorum. İşinizle aşınızla tehdit ediliyorsunuz. Sayın Cihaner, çok özür diliyorum. Süremiz 5 dakika 20. dakika oldu. Diğer arkadaşlarımızla da söz hakkı tanıyalım. Çok rica ediyorum. Bitiriyorum. Son sözünüzü alabilir miyim? Tekrar. Arkadaşlar, özet olarak tek bir şeye ihtiyacımız var. Cesaret. Nasıl ki yıllardır eşitlik, özgürlük mücadelesi veriyorsunuz. Ateşi gördünüz, ihaneti gördünüz. Burada da azıcık cesaret gösterirseniz gerçekten iktidarı elde edecek bir dinamizmi yaratabiliriz. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi kapılarında
olmuş bitmiş işlerin mücadelesini veren pasif, merkez sağa oturmuş bir yapıya dönecektir. Bir köşe yazarı dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi PM'sine genel merkez tarafından belirlenecek üyeler Ali Babacan'la uyumlu çalışma kriterine göre belirlenecek. Şu anda oluşacak, genel merkezden çıkacak, genel başkanının listesinde bu gölge vardır. Onun için orada da çok çok dikkatli olun lütfen. Partiyi merkez sağı aşan liberal yağmacı bir çizgiye getirilmek isteniyor. Geçmişiyle geleceği arasında bağ koparılmak istiyor. Çıkışımız soldadır, sosyal demokrasidedir. Tabii ki Cumhuriyet'in kazanımlarını da Atatürk devrimlerinin Türkiye'ye kazandıklarını da sahiplenerek. O nedenle sizler de cesur davranın. Yıllardır verdiğiniz mücadelenin, aldığınız riskin belki yüzde birini almayacaksınız. Belki yenileceğiz. Belki yenenler bizim yakasız düğmesiz ak gömleklerimizde kanlarını, kılıçlarının kanlarını silecek ama bu mücadelede büyüyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.